biz dört, sizin alanınız biraz geniş olduğu için biz birkaç başlık altında aslında soruları değerlendirdik. İşte afetler, yeşil hareketler yani doğa hareketleri, yeşiller gibi, su krizi ve iklim değişikliği gibi birkaç tane başlık yaptık. Şimdi ben afetler kısmı ile ilgili sorularımızı soracağım size. Aslında en başta konuştuğumuz konuyla alakalı bunlar. Türkiye afet öncesi neden bu kadar zayıf? Ve zamanı geldiğinde işte bu koronavirüs zamanında gördüğümüz gibi teknolojik altyapı bakımından sorun yaşadı. Neden böyle insani konularda hep bir şeyler son dakika ya olduktan sonra aslında önlem almaya çalışıyoruz? Bununla ilgili Yani tır, ve iyi yönetmek için ne yapabiliriz? Daha önceden sizin açıkladığınız şeyler var. Onları izledik, dinledik ama hani orada söylenmeyen şeyler varsa eğer, sizin de ekleyeceğiniz şeyler. ya güneşin altında söylenmeyen bir şey kalmadı ya. Her şeyi söylüyoruz da duyan yok. Yani Türkiye'de kriz var, kriz yönetimi mantığı var. Kriz. Yani bir afet olunca anca harekete geçiyoruz. Yıkılmadan, acılar olmadan, böyle ölmeden kimse bir şey yapmıyor. Yani Türkiye'nin en büyük hatası, problemi bu yani kriz yönetimi. O arama kurtarmalar, işte yardımlar, dağıtılan yemekler, kurulan çadırlar vesaire, enkaz altından çıkaran insan sayısıyla övünüyoruz yani. Bir de böyle bir acayip durum var. Bütün dünya şu anda kriz yönetiminden risk yönetimine geçmeye çalışıyor. Afrika'da bile kriz yönetimi, risk yönetimine geçmeye çalışılıyor. Türkiye'de maalesef biz hala risk yönetimine geçemedik. Yani hala kriz yönetimindeyiz. Kriz yönetim, kriz masası, kriz merkezi gibi kavramlar kanunlardan kalkmış olmasına rağmen hemen ilk anda yapılan şey kriz masası kurduk falan gibi şeyler oluyor. Yani hele olsun hallederiz abi mantığı var bizde yani. Bizim kültüre öyle, ne yapacağız? İşte dere görmeden baca sıvanmaz. Çocuk doğmadan don biçilmez. Yani bir tane atasözü bile yok. Ben bulamadım yani. Kültür olarak öyle yani. Hele olsun hallederiz abi mantığı var. Yani bizim en büyük sıkıntımız o. Şu anda da böyle mesela şimdi bir Marmara depremi olduğu zaman hele olsun halledemeyeceğiz abi olacak. Çünkü yönetilemez bir riskle karşı karşıyayız. Bunun farkında olmak gerekiyor. Yani 40 bin binanın yası kadayıf olması bekleniyor. 40 bin binanın başına 40 bin tane 20 kişilik arama kurtarma ekibi bulup koyamazsınız. Zaten İstanbul ve Marmara'dakiler de afezede olacak zaten. Ama dünyada da yok zaten 40 bin tane toplasan. 40 bin tane ekip hiçbir yerde yok. Ama biz ona hazırlanıyormuş gibi yapıyoruz yani kediler köpekler falan böyle. Biz bunun farkında değiliz yani afet yönetimi afet olduktan sonra arama kurtarmak insanları enkaz altından çıkarmak falan değildir yani bunu bir türlü anlatamadık insanlara. Yani Türkiye'de bu zihniyet değişikliğini yaratamadık. Genellikle afet sonrası işte bakanlar gidiyorlar orada işte yara sarma biraz da dini de kullanıyoruz. İşte ne yapalım kader ama tedbir olmadan tevekkül olmaz. Yani biraz böyle bir acayip bir durumumuz var yani bunu ben çözemedim yani. Sosyologlara soruyorum. Onların görevi bu. Onlar da anlamıyorlar. Yani bizim riski gör... Yani bizim şöyle bir atasözü daha var. Türk'ün aklı gözündedir derler. Gözünde. Görmediğine inanmıyor. Yani bina yıkılırsa onu görüyor. Tamam haydi yardım edin ama yıkılacak dediğin zaman yani ne zaman işte yani her an yıkılabilir falan böyle belirsizliklerde tamamen yok sayıyor belirsizliği. Tehlikeyi yok sayıyor. Yani bir Hazreti Nuh bile yağmur yağmazken gemisini inşa ediyordu. Yani Hazreti Nuh Türk değil kesin yani onu söyleyeyim. Yoksa yağmurdayken yağmurla beraber gemi yapardık. Yani bu bir kültür meselesi. Yani ben istiyorum ki yani devlet ekranı afet olacaksa afet mesela İstanbul mesela ve çevresi bekliyoruz büyük bir deprem olacak. Bunun yani tik tak tik Naci tak Hoca da konuyla saat. alakalı tam bir gün Naci Hoca vermiş. da her gün bir şeyler 15 Temmuz. söylüyor. 7.2 diyor, şu diyor, çapını diyor faylar ama şey yok, hareket yok yani. Şimdi bizim en büyük problemimiz davranış değişikliği yaratamıyoruz yani. Harekete geçiremiyoruz. Ne kendimizi vatandaş olarak ne de bizi yönetenleri harekete geçirebiliyoruz. Anlıyor musun? Yani bilgilendirme bol miktarda bilgilendirme var.
Ama eyleme geçmek, bunu uygulamak yok. Yani bizim eğitimlerimiz de öyle. İşte afet bilinci eğitimi veriyoruz. Oturtuyoruz insanları, bir saat falan böyle PowerPoint anlatıyoruz. Ah, bunları biliyor, öğrendi. Hiçbir şey öğrenmedi. Yani ne bir ilk yardım yapabilecek, ne bir yangın söndürecek, ne afet anında nasıl davranacağını hala biliyor. Kulağına girip önüne çıkıyor. Yani bu beceriye dayalı davranış değişikliği yaratacak şekilde bir eğitime ihtiyacımız var. 20 senedir bu eğitimi veremedik, yani bunu çözemedik bu işi. Bütün verdiğimiz eğitimler didaktif, kuru bilgi yükleme üzerine. Ağlamak, işte 17 Ağustos'ta yine ağlayacağız. Ağlamak, ondan sonra bir sarsın dolunca Allah ne oluyor falan deyip iki gün kurs yazacağız. Unutacağız yani. Şey, bunu biz bir yaşam tarzı yerine getirmiyoruz. Yani şimdi bir sürü anketler var Türkiye'de. Okumuş okumamış, paralı parasız, fakir zengin. Afette karşı duyarsız yani. İkisi de aynı. Şey yok yani. Fark etmiyor yani, eğitimle, parayla, pulla ilgisi yok. Bir DNA'larımızda bir tahribat olmuş bir yerlerden, anlamıyorum. Bir türlü afetleri önceden öngörmek, riski yönetmek konusunda bir sıkıntı şeyimiz var. Şimdi afet yönetiminde paranın büyük kısmı risk yönetimine harcanır. Yani mesela bak, 40 bin tane bina yıkıldığı zaman biz bunun altından kalkamayacağız. Bunu yönetemeyiz. Afet yönetim kapasitesini hiç Türkiye değil, hiçbir ülke kaldıramaz 40 bin tane enkazı ilk birkaç gün içinde. Çünkü hocam, Elazığ'daki depremde zaten mahallede 2-3 tane bina yıkıldı. Kaç tane arama kurtarma ekibi orada çalışma yaptı. Orada 2 tane yıkılan binada o kadar arama kurtarma ekibi çalışma yapıyorsa, 40 bin binada dediğiniz gibi bu yükü kaldıracak dünyada yok öyle bir şey yok. Yani yönetilemez. Yani şu anda risk, Marmara'daki risk tolere edilebilir, yönetilebilir değil. O yüzden afet yönetimi, yani kırmızı tulumlu arkadaşlar, daha fazla köpek, daha fazla arama kurtarma ekibi, bunlar ne kadar çoksa afet o kadar hazırlıksızsın demektir. Afet yönetimi bu 40 bin binayı 40 binaya indirgemektir. Yani riski yönetilebilir, tolere edilebilir seviyeye indirgersin. Sıfır risk diye bir şey yoktur. Artık riske hazırlık yaparsın. Biz şimdi artık riske, rejidüel riske hazırlık yapmıyoruz. Biz şu anda olduğu gibi riski bırakmışız, ona göre hazırlık yapıyormuş gibi yapıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. 41 bina yıkılacağı bir yerde hazırlık yapmak mümkün değil. Bunu bir anlayabilsek, anlatabilsek. Ben başka bir şey sorabilirim bu konuyla alakalı. Şimdi arama kurtarmacıya genelde depremden sonraki kısımda görev aldıkları için depremden önceki kısımda, deprem olmadan yaşanacak dediğiniz gibi riskleri, devlet bu konuda nasıl bir çalışma yapıyor? Şimdi o kısmını biz çok iyi bilmiyoruz. Biz de o kurumların devlet dediği olduğunu... zaman AFAD var. Devlette bu işi yapmak üzere görevli. AFAD'ın valiliklerde örgütlenmiş il müdürlükleri var. Kızılay var ama görev ve sorumlulukları sadece beslenme üzerinde. Yani aslına baktığın zaman şimdi afet yönetiminin 4 tane temel ilkesi vardır. Bir tanesinde bütün kaynaklar ve herkesin katılımını orada önerir. Yani tek başına bunu AFAD yapamaz, tek başına Kızılay yapamaz. Milli Eğitim Bakanlığı, camiler, hocalar, papazlar, imamlar, aklına gelen herkesin burada rolü olması gerekiyor. Şimdi burada mesela ilçe belediyelerinin de görevi var. İşte 5393 sayılı afet belediye kanunun 53. maddesinde belediyelere afet riski azaltır, halkı eğitir, plan yapar, ekipman ve donanımı hazırlar diye mesela orada görev vermiş. Ama hangi belediye yapıyor bunu? Hangi vatandaş, halk, belediye sen bu işi niye yapmıyorsun diye hesap soruyor. Yani böyle bir tuhaf bir durum var yani. Şimdi mesela şurada bizim mahallede toplasak desek ki, ey millet gelin size eğitim vereceğiz. 3 gün bedava. Depremden sonraki ilk 30 dakikada kendi kendinize yardım edeceksiniz. Profesyonel ekipler gelene kadar yangınları siz söndüreceksiniz. Kaç kişi gelir? Hocam yani, 100 kişi geliyor. Ben size söyleyeyim. En fazla 100 kişi. 100 kişi geliyor. 150 kişi geliyor. 100-150 kişi geliyor. O da kala kala 4-5 kişi kalıyor orada.
Ondan da bir ekip olmaz ki abi. O kadar kalıyor. Türk gibi başlıyoruz ama bitmiyor. Şimdi böyle bir durumda hocam, yani bu iş öncelikle halkın gündeminde olması lazım. Eğer halk bu işi kendi gündemine almazsa, belediye başkanları da bunu gündeme almaz. Bizi yönetenler de almaz. Yani vatandaş neye baskı yapıyorsa, ne talep ediyorsa, bu talep arz meselesi. Talep yoksa arz da yok. Yani vatandaşın durumu, bazılarının durumu mesela iyi değil. Mesela bina bakıyorsun çürük, yıkılacak ama hepsi emekli, bu binayı yapmak mümkün değil. Yani zaten orada yeni bir kat da verilmiyor, müteahhit de girmiyor. Ne olacak böyle yerlerde? Bazı yerlerde ise tamamen burada fırsatçılık, çıkarcılık yapanlar var. Bir daireye 10 daire istiyor vesaire. Çeşit çeşit insanlar var. Hiç deprem tehlikesinin böyle, yani bina sağlam ama işte Bağdat Caddesi gibi rant yüksek yerde bakıyorsun binalar yıkılıp yapılıyor. Yani böyle bir acayip durumlar var. Yani biz biraz gerçekçilikten koptuk. Yani İstanbul'da faydan en çok tehlikeli olacak yerler Bakırköy, bu kıyı bölgeleri, Silivri, bu taraflara doğru Avcılar. Bu bölgeleri daha önce biz İstanbul Deprem Master Planı'nda da Avcılar pilot bölge seçilmişti. Ama kaç sene geçti, çivi çakılamadı. Yani mış gibi yapıyoruz. Sürekli birileri gidiyor, geliyor. Yani şeyde de yok, yönetimlerde de süreklilik yok. Yeni gelen kişi olayı öğrenene kadar bir iki sene geçiyor. Ondan sonra tayin oluyor. Yenisi geliyor. Öyle. Tekrar anlat, tekrar baştan sar. Bu arada vatandaş da gündelik geçim derdine düşmüş. Deprem derdine değil. Gidiyor dere yatağında, bodrum katta bile kiraya oturmak zorunda kalıyor. Yani bir de bizim vatandaşın şöyle bir problemi var. Mesela bir ikinci el araba alacağı zaman o arabayı götürüyor bir ekspere, bir tamirciye, bir servise gösteriyor. Bu araba sağlam mı diyor. Bak şimdi, araba bu. Ama ikinci el bir ev alacağı zaman bunu kimseye göstermiyor abi. Çünkü kendisi doğuştan inşaat mühendisi. Anlıyor musun? Aynen öyle. Hanımlar mutfağın fayansına falan bakıyor. Erkekler de işte kaç para ona bakıyor. Kimse inip de bodrum katına bakmıyor. Çürük müdür, paslanmış mı, demirler gitmiş mi? Alt tarafta bodrum katta her şey çürümüş, demir kalmamış. O yukarıyı süsleyip duruyor. Yeniden fayanslar, yeniden seramik yapıyor bilmem ne. Böyle bir acayip bir durum var yani. Kimse hocam dediğinize çok katılıyorum. Ben de sigortacıyım normal profesyonel olarak. Ha, dediğiniz gibi araç alırken 500 kere sorguluyorlar. Aracı var mı yok mu, hasar kaydı. Dediğiniz gibi evle ilgili şu ana kadar 10 yıldır ben bu işin içindeyim. Evle ilgili daha kimse bana hiçbir şey ya da başka bir yere sorgulamaz. İşte bizi öldüren o işte. Mantık kafa bu. Ya adam sanki doğuştan, hani kuşlar doğuştan yuva yapmayabilir ya. O böyle doğuştan herkes Laz müteahhit doğuştan yani. Bu nasıl bir şeydir yani? Bir binanın güvenliğine bakmıyor. Adam tabut gibi eve giriyor. Yani böyle bir şey var. Bir güvenli yaşam kültürümüz eksik yani. Şey var bir de hocam, benim gördüğüm kadarıyla kadercilikle şeyi karıştırıyoruz galiba, bir önlem almayı. Mesela adam riskle ilgili bir şey söylüyoruz. Diyor ki başıma ne gelirse Allah'tan geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Ne yazıldıysa o diyor. Ama halbuki bir yerde tedbiri almak gerekiyor. Onunla onu inançla karıştırıyorlar. Ben öyle gördüm şu an. Dinini de bilmiyor ki işte, onu da öyle kullanıyor kendi faydasına. Din öyle bir şey demiyor ki yani, hiçbir şey yapma. Yangel Osman, cadde bostan yok. Gerekeni yap, olana da yapacak bir şey yok diyor. Yok canım, al ne diyor bak. Bunu Amerika'da İngilizce'ye çevirmişlerdi. Trust God, but tie your camel. Allah'a güven ama deveni bağla. Sadece Allah'a güveniyor, deveyi bağlamıyor. Olmaz ki öyle. Yani Allah sana akıl vermiş, onu kullanacaksın. Şimdi kader demek, yani hiçbir şey yapmadan her şeyi Allah'a bırakmak demek değil. Kader demek, sen eline geleni yaparsın ama bazı şeyler kontrol edemediğin şeyler de vardır. O kader yani. Senin kontrolün dışında ki şeylere kader denir. Bunlar her şeyi kader yaptılar. Yani bu şey yani, cahillik bence dini de bilmemekten geliyor. Yani kendine göre sloganlar geliştirmiş. Yani hocam iş güvenliği okudum ben bu arada. Tam da bizim konularla alakalı, hep benim okuduğum, çalıştığım şeyler. Orada %98 hata, kaza oranını
insandan kaynaklı. %2 doğal afetler. Ya bu aslında bütün her şeyi bilimsel olarak kanıtlıyor. Bu 6331'i şimdi ben yeni bir kitap yazıyorum. İş yeri ve sanayi işçiler için afet acı durum planlama rehberi diye. Birazcık bu iş yerlerini de afet acil duruma çekmeye çalışıyoruz. Bu 6331 genellikle iş yerlerindeki böyle işte kazalar, şöyle yangın, mangın gibi genellikle deprem, afet falan yok yani. Sanki onlar işi güvenliğini etkilemiyor. Sanki onlar şey yapmıyor yani, nedir o? İşin sürekliğini etkilemeyecek, sürekliğini bozmayacak gibi bir durum var. O evet. Arada bir köprü kurmak için öyle bir kitap hazırladım ben afet. İstanbul Afet Müdürlüğü için 6331 oradaki işte binanın deprem yönetmeliği var, yangın yönetmeliği. Oradaki acil durum ekipleri var. Onlar da evlere şenlik. Onlar da var ama binalarda, ama hepsi kağıt üzerinde, onu uygulayan falan yok. Ben gidiyorum bakıyorum, tatbikat nasıl yapıyorsunuz? Kaçmak üzerine. Kaç. Deprem oluyor, kaç. Lan oğlum. Lan acil durum planı vardı. Hani nerede bu ekipler? Bunlar ne iş yapıyor? Nasıl faaliyet geçiyor? Onları hiç elleme. Sen abi kaçıyorsun. Ve ilk almayı açılıyor. Abi deprem olduğu zaman ilk fırsatta kaçma üzerine. Otomatik tahliye var orada. Ki otomatik tahliye öldürür. Dünyanın hiçbir tarafı otomatik tahliye tavsiye edilmez. Ama sistem olmadığı için, bir de tatbikatlar da öyle. Bakıyorlar kaç dakikada bu bina boşalıyor. Yarış yapıyor adam. Sanki rekor kılacak. Lan hızlı tahliye değil ki. Önemli olan güvenli tahliye. Bunun kuralları var. Bir de bir yerden kim bunu çıkartmışsa, katlarda şey var. Tahliye görevlileri. O adam yoksa orada, o künyede bir şey olduysa bitti yani o kat. Böyle abuk subuk sistem. Yani sizin kanunları da biliyorum hocam. Aman. İş güvenliği. Yani çok iş güvenliği çok mikro bakıyor olaylara. Evet. Bir yerden herhalde Evet, Servin'i kızdırdık galiba, buyur. Yok hocam, ben sadece şey merak ediyorum. Yani yurt dışında bu iş nasıl ilerliyor? Hani Avrupa'da, Uzak Doğu'da. Hangi iş? Yani farkındalık açısından onlar daha mı önde? Nedir Avrupa'da, yani onların farkından? Avrupa'da afet yönetimi yok. Daha çok acil durum yönetimi. Adamların depremi yok. Seller de bizim kadar olmuyor öyle. Onlar acil durumla idare ediyorlar. Olay yeri yönetimi filandır. İngiltere'de daha çok böyle yaygın, bilinen, konuşulan, düşünülen, öğretilen. Bu bize en yakın ülke Amerika ile Japonya. Amerika ve Japonya'da afet yönetimi daha anaokuldan itibaren başlıyor. Yani Japonlarda özellikle. Onlarda bir yaşam tarzı olarak bu öğretiliyor. Yani bizde mesela bir iş yerinde tatbikat yapacak olsak rahatsız olmayın. Bu bir tatbikattır deniyor çalışanlara. Herkes tane ediyor. Mış gibi yapıyoruz yani. Orada öyle bir şey yok. Neyse, onu uyguluyor adamlar kurallara ve daha ekip çalışmasına yatkınlar. Yani bu o ilkokullarda, ortaokulda var bunlar. Yani resim dersinde bile bu konu işlenebiliyor. Müzik dersinde işleniyor. Ben Amerika'da öğrenciyken, doktora yaparken benim büyük kızım da ilkokula gidiyordu orada. Soruyordum, ne öğrendin bugün, ne yaptınız? Onlara işte bir şarkı öğretmişler. Eğer yangına yakalanırsan bu şarkıyı söyle, bu şarkı sana yangında ne yapacağını söylüyor. If you catch a fire falan diye böyle şarkı böyle başlıyor, anlıyor musun? Daha anaokuluna bunda çocuklara bunları öğretiyorlar. If you catch a fire. Şimdi bize sorsan bir tane afet dersi koyalım. Lan ne edeceksin, afet dersini koyacaksın? La, her konuya afet, her konuya bir ders koyuyoruz biz. O da yarım yamalak. Her derste afet bilinci eğitimi verilebilir. Türkiye'de böyle bir anlayış yok yani. Mesela şimdi son günlerde yaygınlaşan sel olayı. Hortum, yıldırım. İlkokuldan üniversite sonuna kadar hiçbir ders kitabında göremezsin bunlarla ilgili bilgi. Sel nedir? Selden nasıl korunur? Hortum nedir? Hortum nasıl korunursun? Yıldırıma karşı ne yaparsın? Ne? Hiç yok. Ama şöyle diyorlar. Sevgili vatandaşlarım, yarın İstanbul'da sel tehlikesi var. Dikkatli olmaz, rica alınır. Nasıl dikkatli olacak vatandaş? Ne yapacak yani? Ya, evden çıkmayacak hocam yok. Sadece. Hiçbir karşılığı yok yani. Hiçbir karşılığı yok. Bu eğitimi yok. Bunlar hiçbir şey yok. Bunları koyalım diyorsun buraya. Bir tane coğrafya öğretmeni buluyorlar. O da antika bir yerden bir bilgi. Abuk subuk şeyler koyuyorlar. En son bir kitap gördüm. Daha basılmamıştı. Depremde kapı eşiğinin altına saklan diyor. Adamın oraya yazmış yani. Ben gördüm, dedim bu Allah'ını severseniz bu ne ya?
kafalar hali orada. Yani Türkiye'de mesela kitap yazmak, eğitim materyali hazırlamak da kim tutarsa onun elinde kalıyor yani. Anlıyor musun? Öyle şey yok yani. Öyle işin ehlini bulayım falan yani. Şimdi Türkiye'yi nasıl tarif edersiniz? Know-how değil, know-who önemli Türkiye'de. Ne bildiğin değil, kimi bildiğin önemli. Anlıyor musunuz? Değil mi? Kimi aynen öyle hocam. Kimi biliyorsan o sensin en büyük bilen adam. Sonra da yanlış. Şimdi bir de şöyle bir problem var. Yanlış bilgiler beyne koyduğun zaman özellikle küçük yaşta daha sonra onu çıkartamıyorsun beyinlerden. Buna da bad science deniyor Amerika'da. Kötü bilim. Ben buna ilgili bir kitap bile yazdım yani. Kötü bilim kitabı. Nerede şimdi kitap bilmiyorum. Hocam ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Hortum deyince aklıma geldi mesela. Benim küçüklüğümden hatırladığım şey İstanbul'da Türkiye'de hortum olmaz. Size böyle öğretmişlerdi küçükken. Ama işte iklim değişince olabiliyor. Ne iklim değişmesi ya? Lan sen de mi onlara kaptırdın kendini ya? 4 Temmuz 1948 Üsküdar hortumu. 10 Temmuz 1914 sana 10 Temmuz 1914 Büyükçekmece Gölü hortumu. Aha, al bak. 1914. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Bu iklim şimdi bu iklim değişikliği çıktı ya. Oldu günah keçisi abi. Eskiden başımız ağrıdı, moralimiz bozuk olurdu. Uçak kalkmazdı, havadandı. Abi bugün hava kapalı, moralim bozuk. Bugün güneş yok. Şimdik de oldu iklim değişikliği abi. Ne çıktı? İklim değişikliği oldu. İklim değişikliği olmayan bir şey oluşturmuyor. Sadece arttırıyor. Kuvvetlendiriyor yani. Adam kitap yazmış. Kocaman kitap. İstanbul'da sen. Tarih de 1800'lerden. Sadece 30 yılı yazmış bu kadar kalın. Yani dünya var olduğundan beri hortumlar, seller, fırtınalar hepsi var yani. Dünyanın bu doğanın bir parçası bunlar. Ama adam diyor ki ben de hayatımda böyle bir şey görmedim. Hayatı dedi de yani 30 yaşında falan da yok yani. Son 5 senedir havaya bakıyor tamam. Ondan önce de havadan da ilgisi yok adamın. Ya senin hayatın ne anlamı var la? 5 yıllık, 20, 30 yıllık. Biz şehirleri yaparken, şehirleri yapılırken 500 yıllık yağacak yağışı hesaplarız. Meteoroloji mühendisleri devlet su işlerinde çalışır. Bu suyla ilgili şeyleri havada. 500 yıllık yağışa göre bir derede su ne kadar yükselir, hangi kotta akar diye bunları hesaplar. Veririz belediyelere ama kim takıyor ki bunları? Adama bak ya, 500 yıllık yağıştan biz bahsediyoruz. O benim hayatımda bunu görmedim lan. Hayatın senin. 500 yılın yanında hayatın senin ne ki yani? Kim takar senin hayatını? Hocam ben burada 20 senedir böyle yaşıyorum, burada görmedim lan 20 sene. Git lan. Artist. 20 sene ne yani? Hele iklim için 100 seneden bahsetmen lazım. Şimdi hocam bu ben görmedim filan. Bu işler abi kayıttan, arşivden olur, bilimden. Dünya var olduğundan bunlar var hocam. İklim değişikliği günah keçisi oldu. Adam altyapıyı yapmıyor. Yola asfalt çekiyor. Yapma Bebek Sokak. Eskiden bizim tarafımız şeydi, Arnavut kaldırımıydı. Bizim İstanbul Sosyetesi hanımlar yürüyemedi orada filan. Şikayet ettiler. Oraya hop asfalt oldu. Hepsi de bizim Karadeniz'den gelme yani. Ne sosyeteyse. Ondan sonra asfalt yaptığından sonra bir yağmur yağıyor abi. Yapama Bebek Sokak dereye dönüşüyor. Bütün çatlı sokaklar dere haline geliyor yağmurda. Mazgal yok, altyapı yok. Yağmur sularını tutmak, sarnıçlarını depolamak yok. Hepsi akıyor doğru Üsküdar Meydanı'na toplanıyor. Ne yapalım? İklim değişti, böyle oldu. Oh! Zaten Rıdvan da buna hazır. Hocam ben halkın sesiyim. Ben de bilimin sesiyim abi. Ya hocam bunlar tamamen sloganlar bunlar. Bunlar yani böyle bir çerçeveye bu olayları koyduğumuz zaman mesela benim dedemin dedesi 1929 yılında Trabzon köprü başından göç etmiş. Büyük bir sel olmuş. Sel yani yıkılmış ortalık. Bak 1929 çay yok, fındık yok doğru dürüst. Betonlaşma yok. Doğanın bir parçası. 1463 yılında Kanuni Sultan Süleyman Eyüp'te selden az daha boğuluyormuş adam. 2000'lerde kayık batmış. Ne oldu şimdi? Eğer
O zaman da mı iklim değişiyordu kardeşim yani? Şimdi her şey bu iklim değişiyor çerçevesine koyarsan bazı şeyleri açıklayamazsın yani. Bu popülizm yani, tamamen popülist bir şey yani. Zaten bu basın böyle basından çok geliyor böyle. Kafasına göre bir hikaye yapmış, o hikayeye yüz arıyor. Hocam diye iklim değişti böyle aldı. Ya git Allah seni. Mahvettiniz yani. Meteoroloji bilimini, iklim bilimini yok ettinler. Şimdi gündelik hava olaylarına bakarak iklim hakkında konuşulamaz hocam. Bizim Akdeniz ikliminde yılın sıcak aylarında gök gürültülü sağanak yağışlar, ani seller vardır. Anlıyor musun? Yani iklimlerde sadece ortalama değerler değil, uç değerler de vardır. Bu aylarda var. Nereye yağdığına bağlı olarak olaylar değişiyor işte. Oraya yağıyor. Kimse yok. Akıp gidiyor dere. Bir şey yok. Ama oraya ekmiş adam derenin altına ev yapmış. Normalde kat planlarında sığınak olan yeri de daire yapmış. Kireye vermiş. Pencere açmış. Ondan sonra oraya yağmur yağıp su girdi. İklim değişti. Daha artise bak. Yağmur şey yani. Kaynak. Biz insanlar, binalar alıcıyız. Arada bir yol var. Kaynaktan alıcıya giden bir yol var. Sen o yolun anasını ağlatmışsan ne yapsın yani? Şimdi eskiden diyorlar da işte ya su akar yolunu bulur. La yolunu bulamıyor. Yolun insanları buluyor. Evleri buluyor. Oturum katlarını bile buluyor la arkadaş. Ondan sonra yok hocam 260 kilogram yağdı. Ne kadar, kaç yıllık yağış? 90 yıllık. La artist. Biz 500 yıldan bahsediyoruz da. Ya adama bak ya. Ve ne adam ya. Ondan avunuyor. İşte böyle diyor. Yağdı böyle, yapacak bir şey yok diyor. Ama şairler deresini almış iki tane duvarın arasına. Dereye demiş ki ya buradan geçeceğim. Karışma geri tarafa. Anlıyor musun? İçinde köprü yapmış güya. Adam 3-5 metreye de köprü yapmış ama ortasına da bir tane direk koymuş ayak. Zaten o kadar derenin o havzaya düşen o büyük yağışı o kesitten taşıması mümkün değil. Bir de o kesitin içine ayak koymuş. Gelen dal yapraklar orada böyle baraj oluşuyor. Patlaya patlaya gidiyor. Ondan sonra yan tarafa da hemencecik bina yapmış. Bir de güzelim giriş katı yapmış. Bir de oturum kat. Oh! Yapsat! Git! Kim oturmuş onun umunda değil. Ondan sonra iklim değişti, böyle oldu. İklim değişikliği abi günah keçisi oldu. Zurnanın son deliği bile değil bu olaylarda iklim değişikliği. Yani bakın 500 yıllık yağışa göre bunları yaparsan iklim değişikliğinden o kadar kolay kolay etkilenmezsin. Anlıyor musun? Ama sen öyle 500 yıl takma. Şimdi mesela dere su işleri, mesela böyle derelerde taşkın tehlike haritası hazırlar. O derenin duvarı vardır ya, ona kret denir, onun kotu vardır. Der ki bu derenin üstteki duvarının çizgisinden 1,5 metre daha yukarıda giriş yapacaksınız. Onun altına bodrum kat, pencere yapmayacaksınız der. Kimse bunu takmaz abi. Anlıyor musun? Ondan sonra da ilk böyle oldu. Halkın sesi Rıdvan da bunu böyle alır kalkar ortaya. Ne diyeyim buna? Servin de karşı çıkmıyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani böyle. Artık ben de başlayacağım ha. İklim değişikliği kitabını Türkiye'de ilk ben yazdım ha 90'lı yıllarda. Ama iklim değişikliği bu değil ki. Aspirin gibi her şeye çare. Allah Allah. Ama hocam hala dereye ev yapıyor. Lan madem iklim değişikliğinden korkuyorsun yapmasana bunu. Hani iklim değişikliğine atıyor suçu da iklim değişikliğinde bir de bir şey yapmıyoruz yani. Hani iklim değişikliğinde. Bir de o yani iklim değişikliğine tamam o zaman iklim değişikliğinde bir şey yap. Onu da hiçbir şey yapmıyor. Evet. Ondan sonra iklim değişti böyle oldu abi. Haydi ağla ağla 2 gün sonra devam. Durmak yok. Hocam Türkiye'de üstümüze düşen hiçbir şey yapmıyoruz. Ama dünya genelinde de kimse üstüne düşen hiçbir şey yapmıyor. Yani. Evet. Şimdi buna şey deniyor. Bilimsel iklim değişikliği etik diye bir etiği var. İklim değişikliğinin etikleri var. Etiksel şeyleri var. Bir başkasına bakaraktan sorumluluklarını ertelemek, yapmamak. Bu kabul edilen bir etiksel bir davranış değil. İşte Amerika yapmıyor, biz yapsak ne olacak falan. Yani biz en azından hani iklim değişikliği, hani mitigation denen bir şey var. Yani sera gazları salımını azaltmak, hafifletmek var. Bir de iklim değişikliğinin kötü etkilerine karşı korunmak var.
biz ne sera gazlarını azaltıyoruz ne de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlık yapıyoruz, uyum sağlıyoruz. Uyum. Var uyum yapsak, adaption yapsak, o da yok. Dere yatağına hala ev yapılıyor, hala abuk subuk köprüler yapılıyor. Yani mesela şimdi deprem oldu, kentsel dönüşüm. Adam dere yatağında yine sıfır giriş bina yapıyor. Arkadaş, bari su basmanını yüksek yap da aynı anda 2-3 tane afete karşı önlem almış olasın. Böyle bir bütüncül bakış anlayışı yok, biliyor musun? Mesela bu su basman seviyesi. Türkiye'de su basman seviyesinin su basmasıyla ilişkisi kalmadı. Bağlar başında bordo taşından 60 santim yukarıda oluyor su basman seviyesi. Bülbül Deresi'nin içinde de yine 60 santim bordo taşından. Yani su böyle. Takip ediyor abi. Göllenmek. Böyle bir mantık olur mu? Git Ihlamur Kasrı'na bak. Bunu yapan adamlar kaç yüzyıl önce dere yatağında ev yap, bina yaptıkları için ki padişah orada da yılda 3 kere 5 kere kalıyor. Neyse. Adam giriş katını bir kat yukarıdan yapmış yaşam alanını. Yan tarafta akıllı telefonlu, modern, bilgisayarlı, çağdaş mühendislerin binalarına bak. Sıfır giriş. Burada bir medeniyet gerilemesi var mı yok mu? Akıl tutulması var mı yok mu? Bir medeniyet gerilemesi yaşıyoruz, akıl tutulması yaşıyoruz. Karadeniz'in evleri, mesela Çarşamba'yı sel aldı diye var ya, türküsü var Samsun'da. Çarşamba'nın tipik geleneksel Türk evleri direkler üzerine yapılırdı. Sel suyu gelirdi, direkler arasından geçer giderdi. Ne binaya hidrostatik basınç uygular binayı yıkardı, ne de yaşam alanına girip insanların malına, canına zarar verirdi. Şimdi orada yapılan Yıldız Proje, TOKİ yapmış böyle modern binalar. Geçen de 4 kişi boğuldu orada birkaç sene önce. Bodrum katta. Anlıyorsunuz değil mi? Bir medeniyet gerilemesi var. Tepeye nasıl ev yapıyorsak dereye de aynı evi yapıyoruz. Yani böyle tek tipçi olduk. Böyle bakıyoruz. Bütün böyle bir bütünleşik, böyle geniş bakış açısını kaybettik. Tek tip bina her tarafa ezber gidiyoruz abi. Bakıyorsun dereye, nasıl akıyor? Böyle ince bir dere. Aa, bu dereden ne olur? Gerekirse üstünü kapat ya da bir boruya koy bu dereyi. Ama o derenin bir hafızası var. Arkada 260 kilogram yağdı diye böyle şey yapıyor ya adam. Lan o 260 gram yağdığı zaman o havzada ne kadar su gelecek? O derenin neresi ne kadar su kesildiğinde ne kadar su yükselecek? Hiç o hesaplara bile bakmıyor abi. Yani tamamen birlik. Bu hafta da zaten bir öyle bir facia yaşandı. Yine Sagın'ın karı. Evet. Selden dolayı. Yapanın da yanına kar kalıyor işte. Kimseye hesap soruluyor mu? Bu binayı buraya kim yaptı? Buna kim buna izin verdi? Bu ne rezalet diyen var mı? Ne vatandaş diyor ne bir şey. Yani alan veren sizin, herkes razı hocam. Size videolarınızı izlerken görmüştüm. Siz şey diyorsunuz. Bir bina yapılırken kimse bize bir şey danışmıyor. Hani bu konularla ilgili yapılır mı yapılmaz mı tarzında. Aslında bu açıkladığınız şey bununla alakalı sanırım. Hocam mesela şimdi bak Amerika'da ben 7 sene Amerika'da kaldım. Niye geldin diye sorma. Amerika'da herkes onu soruyor. Niye geldin? Ne işin var? Lan oğlum niye ülkemize hizmetten geldin. Allah Allah ya. Şey diyor bu adam kafası çalışmıyor. Herhalde orada tutunamadı falan. Lan oğlum hizmetine geldik ya. Ben 91 yılında süper doktora ödülü almıştım. Neyse. Amerika'da mesela bir yerde bir ev yapacağın zaman belediyeye gidersin. Sana o parseldeki su basman seviyesinin yüksekliğini söylerler. Derler ki senin parselin su basman seviyesi 80 santim. Sen ondan aşağı ev yapamazsın. Daha yukarı yaparsan skortan yüksek olur, daha düşük olur. Skorta seni de, şey yapar, ödüllendirir. Sen şimdi burada öyle bir şey var mı mesela? Ben gideyim buraya belediye sorsam su basman seviyem nedir? Kimin haberi var? Aa, su basman seviyesinin haberi var. Şöyle der. Bordür taşından 60 santim yukarıya kadar yapabiliyorsun. Allah Allah. Bak bak bak. Su basmanın su basmasına ilgisi kalmamış yani. Uydur gaydır. Ya hocam medeniyet gerilemesi var. Günebirlik kar, günebirlik çıkarlar yüzünden kendi kadim kültürümüzdeki uygulamaları da terk etmişiz. Mesela ben Karadeniz, Trabzonluyum ben. Bizim orada eskiden köylerde gençler ev yapacağı zaman köylünün yaşlıları toplanır, onlara yer gösterilmiş. Bak buradan su gelmez, buradan kaya gelmez, burada hayalan olmaz diye. Şimdi kim kime soruyor?
geç bunları. Ölmediğimize ben şükrediyorum yani. Şansa yaşıyoruz ha. Vallahi şansa yani. Böyle. O %2'lik kısımdayız galiba. Şansa yaşayan. Evet. Peki hocam, biraz da iklim değişikliği konuşalım. Madem üzerine gittik o kadar. Değil mi? Küresel ısınma, yani. İklim değişikliği. Ya hiçbir şey yapmıyoruz dedik ama dünya çapında yaptırımlar uygulanması için bir şeyler imzalanmış aslında zamanında. Kyoto Parlamentosu var mesela. Devletler belli yükümlülükler altında bırakılmış. Ama aynı zamanda hiçbir şey yapmadıklarını da gözlemliyoruz. Anlat, bilmiyorum. Konuyla ilgili kitabı getiriyor galiba Miktat Hoca. Evet. Ben anlat. Yani anlat, mesela evet, Amerika yapmıyorlar, etmiyorlar. Herkes bir şeyler anlatıyor. Bakalım. Göremiyoruz. Reklamlara giriyor mu bu? Hayır, gösterebilirsiniz hocam. Hocam gözükse girer de gözükmüyor şeyden. Background'dan. Şeyden, background'dan oluyor. Evet, ha, şimdi gözüküyor. Bildiğin havaların sonu. Bunu ben 90'larda yazdım. Kitabın parasını da alamadık tabii. Üçkağıtçı bir yayın evine. Evet, sor. Yani dünya iklim değişikliği hakkında Kyoto Parlamentosu'nu 97'de aslında devletler bir araya geliyor. Evet. Ama 2001'de Amerika Birleşik Devletleri ekonomik yükümlülükleri bahane göstererek aslında anlaşmadan çekiliyor ve devletler de üstlerine düşen yükümlülükleri yapmıyorlar. Doğru. Ya bu konu hakkında global açıdan daha kolektif bir anlaşma etrafında mı toplanılmalı? Devletler artık bu konu hakkında neler yapmalı sizce? En son Paris'i imzaladık işte, herkes imzaladı gönüllülük esasında. Paris'te toplanıldı, gönüllülük esasında herkes şey yaptı işte, belli bir hedef koydu. 2 derecede tutacağız dendi. Dediklerim Paris'te güya yapıldı ama Paris'ten sonra, döndükten sonra birçok ülke, Amerika başta olmak üzere, bunu onu onaylamadı meclisinden, parlamentosundan, Türkiye dahil olmak üzere. Yani bunlar hepsi mış mış gibi konuşuluyor, yapılmayan şeyler. Amerika'nın şeyi işte, biz yapsak ne olur işte, Mısır şey, Çin'den Hindistan'da çok büyük emisyon var. Biz şu anda azaltsak da bir şey fark etmez, onlar da azaltsın. Ben onlara temiz temiz teknoloji satayım diyor. Onlar da diyor ki Amerika 200 senedir diyor kirletiyor atmosferi, sanayisini geliştirmiş, tamamlamış. Biz daha yeni başladık, tarihsel bir sorumluluğumuz yok. Böyle gidiyor. Yani şimdi bizi şöyle düşünmek lazım. Yani şimdi diyelim ki biz Üsküdar'da daha temiz enerji kullansak, daha trafikte durgun bir trafik olmasa, işte arabaların egzozlarından daha az zehir çıksa, daha çok bisiklet kullansak filan. Yani tamam, iklim değişikliğine katkımız oluyor ama biz daha sağlıklı bir çevrede yaşamış oluyoruz. Yani faydası var bize bu şekilde. Şimdi o yapmıyor, ben de niye yapayım, ben yapsam ne fark eder? Mesela bunu biz şimdi şeyde de anlatıyoruz insanlara. İşte diyoruz ki bak, musluğunu şöyle kullan, elektrik aletlerini şeyde bırakma. Nedir o? Kırmızı ışıkta bırakma, standby'da. Anlatıyoruz. Adam diyor ki hocam ben yapsam ne olur diyor. Kimse yapmıyor diyor. Şimdi bu tabii şey değil yani. Başkalarına bakarak bireysel sorumluluklarından kaçmak etiksel olarak kabul edilmeyen bir davranış şekli. Şimdi bunu şimdi Üsküdar temiz enerji, mesela Üsküdar, mesela iklim dostu Üsküdar için uğraşsak mesela. İklim dostu Üsküdar'da mesela, Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı iyi şeyler de var. İşte bu dönüşüm olayları filan. Bunları daha da geliştirsek işte, lambaları elektrik şeye çevirsek, güneş enerjisine, böyle bir sürü şey. Bu aslında hem iklim değişikliğine hem de bizim lokal çevreye, insan sağlığına, toplum sağlığına büyük katkısı olacak olan şeyler. O yüzden birçok ülke yapıyor bunu. Mesela Amerika federal hükümet buna karşı çıkmasına rağmen, mesela Amerika'da birçok eyalette mesela yapılan çok ileri şeyler var. Mesela Kaliforniya'da birçok araba firması araba satamıyor. O kadar emisyon şeyini aşağı düşürmüşler ki onlar. Standartlar yüksek ki yani, emisyonlar çok az olacak şeklinde. Böyle bir şey yani. Şimdi bu iklim değişikliğinde hocam
Şimdi mesela Birleşmiş Milletler olsa burası, toplansak, işte sen Çin olsan, birisi işte Amerika filan. Burada mesela havada 2 gigaton karbon olabilir mesela. Her yıl atılabilir, dünya zarar görmeyecek şekilde desek. Bu 2 gigaton karbonu nasıl paylaşacağız? Sıkıntı buradan çıkıyor. İşte Çin diyor ki kişi başına paylaşalım. Kişi başına şey yapıyor. Herkes bir üç kağıt, yani bir yandan yaklaşıyor. Şimdi böyle bir problem bu. Amerika yok diyor, yaşam standartlarına bakalım, toplam emisyona bakalım filan. Türkiye'de kişi başına diye savunanlardan. Yani bu pastayı nasıl paylaşılacağı konusunda ülkeler anlaşılamıyor. En son Paris'te işte şey kondu, gönüllülük esasına. Biz de şöyle yaptık, 2035 yılında biz şu kadar gelişeceğiz aslında. Ama bu emisyonları azaltmak için vazgeçtik o kadar gelişmekten, bu kadar gelişeceğiz. Bak, gelişmemizi azaltacağımız için bu kadar çok emisyon azaltmış olacağız diye. Böyle olmayan şeyden vaat vermişiz abi. Bize her sene ayın fosili falan ödülü veriyorlar Türkiye'ye. Türkiye samimi değil yani bu konuda. Amerika'nın benzeri politika izliyor Türkiye. Şimdi bu iklim, yani bu yerel gündem 21 var mesela. İklim değişikliğinin yerelleştirilmesi, işte toplum tapanlığı, halkın bireysel veya toplumda, komünitede böyle bir şeyler yapmasıyla ilgili genel şeyler. Yerel gündem 21'de bizde hiç fazla yaygınlaşamadı. Yani iklim değişikliğiyle yapılacak o da basit küçük şeyler var ki. Ve bunu birçok insan yapsa, milyonlar yapsa çok büyük şey fark ettirebiliyor. Yani bunu bek yapamıyoruz. Yani böyle yaşam tarzımızda azıcık değişiklik yapmamız gerekiyor. İşte benim bu yazdığım kitaplarda anlatıyorum onu. Ben iklim değişikliğine birey olarak ne yapabiliriz? Hatta ben işi biraz büyüttüm. Ekolojik günahlar diye bir kavram çıkardım. Yani öteki tarafa gittiğin zaman çok güzel. Ay, bak. Bu arkadaş, sen niye 2 atımlık yolu yürümedin, arabaya bindin filan yani. Aykut şimdi akşam eve geliyor, ay çok sıcak diyor. Diyor, kombiyi kısacak yerine camı açıyor mesela. Buradan da birkaç tane tokmak yiyecek diye anlatıyorum yani, ne yapayım. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haberi yok bundan. Ama burada en önemli problemlerden görünmeyen şeylerde. Adam burada elektrik lambası yandığını sanıyor. Lambayı takip et git, kömür o şeyine varıyorsun. Termik santral. Burada kömür yakıyorsun. Adam mesela 2 dilim ekmeği çöpe atıyor. Veya bir kase pirinç pilavı. Onun hiç onun ne olduğunu farkında değil. Bir kase pirinç pilavı 3,5 ton suyla üretiliyor. Bu sanal su. Görünmediği için adamın aklına gelmiyor. 2 dilim ekmek 1,5 ton su. Mesela Rıdvan 3 öğün kebap yiyor adam. Ve kebap dediğin şey kırmızı et. 1 kilosu 15 ton su. Ne yediğini içtiğine, bu israf, çöpe atılan şeyler. Mesela bu çok böyle büyük miktarda ürün dalından toplanmıyor mesela. Ama o zaten suyun büyük bir kısmı tarıma gidiyor. Ve o da çöpe gidiyor aslında. O toplanmayan, çöpe atılan sebze, meyve vesaireyle beraber. Yani bu az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür olayları, kavramları, 3 tane şeyi insanlara ezberletmek gerekiyor. Tabii bir de şey var yani, bizde iklimden kandıranlar da var. Sadece politikacılar değil yani. Sadece Rıdvan değil yani, bize diğer politikacılar da kandıranlar. Hani iklimde işte böyle duyan kandıranlar var. Bir de adam yoğurt kapının üzerine yazmış, kimyasal yoktur diyor. Ya da %100 doğal diyor. Ya doğal lafı görünce alıyorsun değil mi? Servin, sen de öyle bir göz var gibi. Var mı? Bunlar yeşil batanacı bunlar. Bunlara yeşil batanacı deniyor. La %100 doğal diyor da. Mesela içine siyanür at. Siyanür de doğal madde. Kimyasal, yapay madde. Yine doğal. Yalan değil mi yani? Zehir mi ama? Şey diyor, kimyasal yok diyor. Lan içinde su var işte. H2O. O da şey. Mesela işte kloroflora karbon yok diyor. Kloro CFC free. La zaten o yok piyasada kaç senedir. Böyle de yani bir de tüketiciyi de kandıranlar var. Her şekilde iklim değişikliğini kötüye kullananlar var. Ama öncelikle biz iklim değişikliğimizi kendi sürdürülebilir bir çevre için, gelecek nesillerin kaynaklarını
yok, yaşam alanını yok etmemek için, sağlıklı bir çevrede yaşamak için uygulamamız gerekiyor. Zaten biz enerjide dışarıya bağlıyız. İklim değişikliğinin temelinde fosil yakıtları yatıyor. Biz bunları ne kadar azaltırsak, Türkiye'nin cari açığını da o kadar tamir etmiş oluruz. Yani ekonomiye de katkısı var, yurt dışına bağımlılığı da azaltırız. Yani anlatamadığım kadar faydaları var. O yüzden bu Trump'ı boş versen. Sen biz kendimiz için yapmamız gerekiyor bu işleri. Kendimiz, kendi çevremizi, sağlığımızı ve ekonomimizi korumak için ülkemizi. Böyle yani, aslında hikaye çok hocam da. Nereden başlasak bilmiyorum. İklim değişikliği böyle hocam. İklim değişiyor ama biz değişmiyoruz. Problem bu. Biz edebiyatını yapıyoruz iklim değişikliğinin. Edebiyat. Tamam. Magazin. Ama sen ne yapıyorsun iklim değişikliğine dersen, çok çok şey yapmıyor insanlar.